Letonya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Biz de Letonya'ya, Riga'ya hoş geldik diyoruz. Süper zekalılık yaptık. Soğuk kış vakti Rusya sınırının dibinde olan Letonya'ya geldik. Ucuz tatil bulduğumuzu sandık ama fena kazıklandık. Bunun detaylarını ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Uçağımızdan indik, hava buz gımı. Kar yağıyor. Önce kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Heyecanlıyız, en azından kar görüyoruz. Mantıklı bir şey mi yaptık hiçbir fikrim yok ama bakalım artık, hayırlısı. Güzel olacak, güzel. Few moments later. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. Biletimizi aldık. 1,5 euro tuttu. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Durağın yanına böyle bir şey asmışlar. Burada hangi bileti seçebileceğinize karar verebilirsiniz. 5 günlük ve 3 günlük biletler de var. 3 günlük biletin fiyatı da 8 euro, bence bayağı uygun. Biz şu an için 1,5 euro olanı tercih ettik. Bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing. Evet, kahvaltı yapacağımız yere geldik. MIT Coffee. Efsane duruyor gençler. Moi. Biz kış zamanları, kış vakti geldiğinde kuzey ülkelerine gitmekten galiba zevk duyuyoruz. Evet arkadaşlar, kafeden çıktık, kahvaltımızı yaptık. Gittiğimiz kafedeki her şey vegan ya da vejetaryandı. Dediğimiz her şeyi çok beğendik. Konumun açıklama kısmına ekleriz, siz de bakabilirsiniz. Şu anda da Ortodoks Kilisesi'nin önündeyiz. Burası hala Rus etkisinin devam ettiğini gösteren yerlerden bir tanesi. Letonya biliyorsunuz Rusya ile sınır komşusu. Şimdi gezdiğimiz yer Ortodoks Kilisesi'ydi. Kilisenin içine girmek ücretsiz ama kilisenin içinde fotoğraf ve video çekimine maalesef izin verilmiyor. Böyle bir iki çakallıkla ufak tefek bir şeyler çekmeye çalıştık. İçerisi hala aktif olarak kullanıldığı için süslemeler çok canlı ve bizim bu zamana kadar gördüğümüz Katolik kiliselerine göre farklı bir kiliseydi. En son rahibeleri Roma'da görmüştük. Burada da gördük, böyle siyah beyaz giyinmişler, şıkır şıkır geziyorlar içeride. Letonya özgürlük anıtının önündeyiz. En tepesinde bir tane sembol görüyorsunuz. Elinde 3 yıldız tutan bir tane kadın sembolü. Bu özgürlüğün sembolü olarak yapılmış ve kadının elinde tuttuğu 3 yıldız da Letonya'nın 3 bölgesini temsil ediyor. Bu anıtta kendi dillerinde vatan ve özgürlük yazmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok soğuk. Gelirseniz mutlaka her şeyi iki kat giyin. Polonya günlerimizi hatırladık şu anda. Eldivenin içinde dahi ellerimiz dondu. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi bir tane heykel vardı. Heykelde cırıl cıbıl, böyle çoluk çocuk, orası bir fışkiye galiba. Böyle olmaz bu soğuk havada. Bozuğa mı? Burası da Ulusal Opera Binası. Arkadaşlar göl donmuş, ördekler yüzmek yerine yürümeyi tercih ediyorlar. Bir de buzun üstünde ayak izleri falan var, dikkat ediyorsanız. Paytak paytak yürüyor hepsi. Allah'ım. Her Avrupa şehrinde olduğu gibi Letonya'da, Riga'da da şehrin merkezinde Central Market olarak adlandırılan bir alışveriş merkezi, noktası, çarşısı, artık ne derseniz deyin öyle bir yer var.
arkamda gördüğünüz yer açık pazar alanı. Hemen bunun yan tarafında da kapalı bir pazar alanı var. Şimdi kapalı olan yere gireceğiz. Buranın binası maalesef çok estetik değil. O yüzden dışını size göstermedik. Ama mesela Budapeşte'dekinin veya Krakow'dakinin binası gerçekten güzeldi. Burası İstanbul'daki Mısır Çarşısı'na benziyor arkadaşlar. Kuru yemişçiler falan var. Hediyelik eşya dükkanları var. Yeme içme yerleri falan da var arkadaşlar. Burası biraz böyle şey gibi de. Rotterdam'daki Market Hall'a benziyor birazcık. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört tane değil, tam beş kavanoz bal. Üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam tamına beş kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyorum. Ne alakaysa bal aldık ya. Yani adam 5 kavanoz vermeye çalıştı da 2 tane aldık, kurtardık şimdilik. Arkadaşlar burada maalesef hava kararmak üzere. Şu anda tabii sırt çantalarımızla gezdiğimiz için bayağı yorulduk. Otelimize gideceğiz. Orada birazcık dinleniriz, telefonlarımızı şarj ederiz. Sonrasında herhalde akşam yemeği için çıkarız. Hava gitgide soğuyor. Yani bugün birazcık kısa olacak gibi bizim için ama bakalım. Yani biraz dinlendikten sonra belki de fikrimiz değişir. Evet arkadaşlar, biraz dinlendik ve her şeyin vegan olduğu bir yere geldik. Yemek yiyeceğiz, sonra tekrar otelimize büyük ihtimalle geri döneriz diye düşünüyoruz. Çünkü hava aşırı soğuk. Şu anda puanı çok yüksek olan bir restorandayız. Heyecanla bekliyoruz. Porsiyonların büyük olduğunu söylediler. Şimdi geldiği zaman yemeklerimizi size de göstereceğiz. Domatesli günün çorbasından aldık. Letonya'ya özel bir çorba olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bu restoranda satılan her şey vegan olduğu için bunun içinde çeşitli sebzeler ve vegan etler var. Mesela bakın, bir vegan et bu şekilde görünüyor. Aynı şekilde şurada da vegan sosis var. Domates temelli bir çorba ve içine diğer attıkları sebzelerle de güzel bir tat yapmışlar. Vegan et, vegan sosis çorbaya çok güzel yakışmış. Şimdi birazdan vegan burgerlerimiz gelecek. Onları da tadacağız. Muhtemelen onları da beğeneceğiz çünkü açız. Bizim Türk çorbalarından bir tık daha farklı ama kötü değil. Sadece farklı. Tavsiye ederim. Efsane duruyor arkadaşlar. Tabi Berlin'dekini geçebilecekler mi onu tam sanmıyorum. Ama bu da gayet güzel duruyor. Bakalım. Laikleri sev gibi bir anlam mı acaba? Buradan bütün laiklere sesleniyorum. Kanalımıza abone olun. Ki biz de laikleri sevelim. Evet arkadaşlar, bunlar bisiklet park yerleri. Burada da biri bisikletini park etmiş. Bisikleti adam ana gövdesini çalamadığı için tekerler, koltuklar, fren sistemi dahil her şeyi çalmış. Ve bisikletin iskeletini bırakmış. Bravo. Demek burada da vizyonlu hırsızlar var Türkiye'deki gibi. Kısaca yorumlayacak olursak, açıkçası benimki daha önce denemediğim bir şeydi. Biraz tatlımsı bir burgerdi. Çok severek yemedim ama böyle kötü de diyemem. Porsiyonları bayağı büyüktü, yani rahatlıkla doyarsınız. Esat'ınkini de denedim. Ben açıkçası Esat'ınkini çok beğendim. Ama benim fikrim kesinlikle, Berlin videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür, Berlin'de yediğimiz vegan burger kadar asla iyi değildi. Ya orada bir şov da vardı. Yani hani o bizi birazcık etkiledi. Bu da fena değildi. Güzeldi ama şovsuz bir güzellikti. Berlin'deki şovlu güzellikti. Ben Caesar Burger isimli bir burger aldım. Ve gerçekten çok beğendim. İçinde soyadan yapılmış nugget falan, böyle bir şeyler vardı. Her şey vegan olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebildik. Toplamda ödediğimiz bütün
Her şey işte o büyük çorba dahil 2 tane büyük burger menü ve 3 farklı içecek, toplamda hepsine 27 euro gibi bir miktar ödedik. Verilebilir. Bir de vegan olduğu için güvenilir olduğunu düşünerek verdik. Yani içimiz acımadı. Bence fiyatları ortalamaya göre gayet uygundu. Sabah yediğimiz şeylere de yaklaşık yine 25 euro civarında bir şey vermiştik. Şimdi arkadaşlar tabii hani bugün böyle birazcık yorgun geçti. Büyük çantalarla gezdik günün büyük bölümünde. Sonra dinlendik çıktık derken şimdi otelimize tekrardan geldik. Uyuyup uyanalım ve yarın görüşelim. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört tane değil. Dörtte kaldın. Dört tane değil, beş tane değil. Arkadaşlar mekan burası, fena mekan değil. Buyurun gelin, çıkın çıkın gelin, güzeldi. Şimdi motorlar geçiyor. Evet arkadaşlar biraz dinlendik. Biraz...